Tuna Hanım. Evet, Asma Hanım değil mi? Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle son dakika doktor hanım kabul etti. Gerçekten minnettarız. Yok, ne demek, olur mu öyle şey? Size de tabii çok teşekkürler. Ne demek, rica ederim, olur mu öyle şey? Siz de buyurun geçin oturun. Doktor hanım birazdan alır sizi, ben haber vereceğim kendisine. Doktor hanımla önce ben bir görüşsem daha iyi olacak. Zaten bir tek sen görüşeceksin anneciğim. Git konuş. Süveyda. Tamamdır Asuman Hanım, ben haber veriyorum şimdi kendisine. Gel. Hocam. Hocam gün boyu ısrarla arayan Asuman Hanım ve kızı geldiler. Asuman Hanım biraz endişeli sanırım. Önce o görüşmek istiyormuş sizinle. Kaç yaşında bu genç kızımız? 19 hocam. Ama yani bana yukarı çıkmaya pek gönlü yok gibi geldi. Nasıl yani? Yani az önce aşağıda annesini sen görüşeceksin sadece dedi de. Ailesinin zorla getirdiği bir ergen vakasıyla karşı karşıyayız desene Tunacığım. Tamam. Tamam. Alabilir miyim? Lütfen. Ha Hüseyin'ciğim, alır mısın? Bir aldım ben Tuna Hanım. Asma Hanım, buyurun doktor hanım sizi bekliyor. Ben de geleyim sizinle. Buyurun Asma Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk doktor hanım. Teşekkür ederim. Buyurun lütfen. Böyle de apar topar randevu aldık geldik ama siz de vakit ayırdınız. Yani kırmadınız bizi. Çok sağ olun gerçekten. Birden fazla konuştum değil mi? Kusura bakmayın. Çok endişeli. Biraz rahatlaması lazım. Rica ederim. Buyurun bir su için. Size böyle apar topar randevu aldıran şeyi duymak isterim. Doktor hanım, benim 19 yaşında bir kızım var. Buraya beraber geldik zaten, şimdi aşağıda kendisi. Yukarı çıkmak istemedi. Belki siz ikna edersiniz onu. Benim kızım... Çok zor söylemesi gerçekten. Ağrına gidiyor insan. Hırsızlık yapıyor. Bugün de bir mağazada yakalanmış. Hanımefendi lütfen daha fazla zorluk çıkarmayın. Açın çantanızı. Süveyda. Annesiyim ben. Kızınız çantasını açmıyor. Eğer inat etmeye devam ederse sizi karakola sevk etmem gerekecek. Ben bir şey çalmadım anne. Ne boş yaptınız ya? Kızım, çantanda parasını ödemedin. Herhangi bir şey var mı? Yok anne. Vallahi yok ya. Ben ne aldıysam ödedim. Saçmalıyor bunlar. Ne diyorsa o. Genç bir kızı böyle burada alıkoyamazsınız. Kasiyerimiz görmüş hanımefendi. Canım belki gıcık oldu. İftira atıyor. Ne biliyoruz? Yani görüntüyü arayıp bulmakla uğraşmayayım diyorum ama bakacağım peki.
Buyurun, bakın. Adamın karşısında yaşadığım rezilliği düşünebiliyor musunuz? Nasıl mağcup oldum anlatamam size. Özür diledim. Parasını ödedim. Polise haber vermeyin dedim. Bu sefer inanmak istedim. Öyle masum baktı ki yüzüme. Doktor hanım, en acısı da ne biliyor musunuz? Süveyda, kızım. Hiçbir şey olmamış gibi. Öyle durdu. Yani hiçbir tepki yok. Hiçbir utanma emaresi yok. Hani çıtını çıkarmadan öylece durdu karşımda. Yaptığı şeyi inkar ediyor demek. Bu çalma davranışının arkasında her zaman bir neden vardır. Çoğu zaman da duygusal bir ihtiyaç. Hadi anne. Bana söylemek istediğin bir şey var mı kızım? Ha? Mantıklı bir açıklamam falan. Benim dayanacak gücüm kalmadı artık. Anne. Sen bana az önce ne yaşattığının farkında mısın? Hı? Farkında mısın sen bana? İçer. Anne tamam sakin ol. Anne dur sakin ol tamam dur su vereyim dur. İyi misin? Allah kahretsin bunları. Zor bir gün olmuş. Çok zor. Daha önce hiç böyle davranışları olmuş muydu? Oldu. Oldu. Uzun zamandır böyle aslında. Çocukluğundan beri. Ama işte şimdi koskocaman bir genç kız oldu. O yüzden ben de hani her defasında... Bu sefer yapmamıştır belki deyip inanıyorum safça. Genelde nasıl şeyler ilgisini çekiyor? Ne çalıyor? Mesele de o zaten. Yani böyle maddi değeri büyük şeyler almıyor. Ufak tefek şeyler alıyor. Hatta bazen de aldıklarını sağa sola dağıtıyor öyle. Hediye ediyor.
Ama bazılarını saklıyor. Onlara böyle mücevhermiş gibi bakıyor. Onları da yatağın altında bir kutuya koyuyor. Nereden bulduğunu sorunca da hediye deyip geçiştiriyor. En büyük sorunumuz da yaptığını asla kabul etmemesi. Çocukluğun nasıldı peki? O da zordu. Hırçındı yani. Yıkar dökerdi. O sonra gelir kendini sevdirirdi. Siz ne yapardınız? Sarılırdım. Ne yapayım? Bir daha yaparsan bak kızarım giderim derdim. İşe yarar mıydı? Korkardı tabii. Yani o zaman daha sıkı sarılırdı. Anne gitme derdi. Peki arkadaşlarıyla arası nasıldır? İyi. Yani sevilir. İşte yani çocukken tabii hırçındı işte. Kavga ederlerdi. Bizimkisi sataşırdı daha doğrusu. Ama şimdi büyüyünce duruldu tabii. Sizinle bir şey paylaşır mı? Yok. Paylaşmaz aslında. Ama çocukluğunda da böyleydi. Yani kapalı kutu. Ne bileyim, okuldan gelir işte derim, yavrum okulda günün nasıl geçti? Aynı. Öğretmenine sordu. Bir şey sormadı. Ne bileyim işte sınavın nasıl geçti? İyi. Bu kadar. Bundan daha fazlasını alamadım ağzından. Anneyle paylaşımı da çok az. Burada da zorlayacaksın demek ki beni Süveyda. Doktor hanım, bu yaptıklarını çocukken sınıfta da yapardı. Bırak. Kaç defa yakalanmış. Birkaç defa öğretmeni aradı. Durumu anlattı. İşte ne bileyim silgi, kalem kutusu, kalem tıraş gibi ufak tefek şeyler çalmış. Nasıl mahcup oldum anlatamam size. Yani sen o kadar özenle büyüt. O gelsin böyle yapsın. Yani öğretmenlere de dert anlatılmaz. Hani ne diyeceğim? İnkar da edemezsiniz. Çalan sizin kızınız. Ama gece olunca... Yani öyle gelir, sokulur yanıma. Kedi gibi. Sanki anne beni sev der gibi. O zaman da... Bütün gün ne yaptıysa hepsi geçip giderdi gözümden. Çok severek büyüttüm. Şimdi böyle
çalıyor ediyor diyorum ama siz yani bakmayın bana. Çok iyi kalpli çocuktur. Gerçekten hani merhametlidir. Ne bileyim herkesle her şeyini paylaşır. Dersleri hep iyidir. Şey bugüne kadar hep takdir getirdi. Kızdırır bazen. Yıkar döker. Ama sonra gelir. Gönül almasını bilir. Sarılır öper. Anne beni bırakmayacaksın değil mi der. Terk edilmekten çok korkan bir çocuk. Anne de onu kaybetmekten korkuyor. Sizin onu bırakmanızdan korkuyormuş öyle mi? Asla. Asla bırakmam. Kimseye vermem evladımı. Neden birilerine versin ki çocuğunu? Neden böyle bir şey söyledi acaba? Zor bir çocukluğu olmuş. Peki sizin hamileliğiniz nasıl geçti? Normal. Herkesinki nasılsa öyle. Süveyda'yı görecek misiniz? Bazı soruları geçiştiriyor. Elbette. Peki hiç yardım aldınız mı? Yani psikolojik bir destek? Yok. Ha, adımız çıkar diye korktuk. Adımız çıkar diye demek. Sır gibi saklanmış. Başka nasıl sırlar var acaba gizledikleri? Ne demek istediğinizi tam olarak anlayamadım Asuman'ın. Yani şey demek... Etrafta duymasından tedirgin olduk biraz. Epilepsisi vardı aynı zamanda. Böyle bayılmaları, evden kaçmaları olurdu çocukken. Evden kaçma? Çocukken işte böyle kapıyı çekip giderdi. İlk gittiğinde 6 yaşındaydı. Anneciğim ne oldu sana? Neredeydin anneciğim? Ne oldu ya? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu anneciğim? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu kızım? Ne oldu bebeğim? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu kızım? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Neyse işte o gece kendiliğinden döndü ama çok korktuk. Korkmakta çok haklısınız Asuman Hanım. Peki ne olmuş o gece? Nereye gitmiş? Neden kaçmış? Bilmiyoruz ki.
Döndü geldi 20 saat uyudu. Doktor çağırdık tabii işte. Muayene etti. Ertesi gün de hastaneye götürdük. Yani evladım geri döndü ya. Diğer şeylerin hiçbir önemi yok. Diğer şeyler de ne demek acaba? Bu çocuğun o gece sağ salim eve dönebilmesi bile bir mucize. Ama sanki o gece bir şey olmuş. Şimdi bana anlatmak istemediği bir şey. Doktorlar ne dedi o zaman? Epilepsiye bağlı dediler. Yine o gün ne olduğunu söylemiyor. Kötü şeyler olduğu belli. Ama bu konuyla ilgili bir tedavisi oldu sanırım. Tabii tabii. Bir aile dostumuz var, yakınımız doktor. O ilgilendi. İşte bütün tetkikleri, tahlilleri, her şeyi yaptı. En sonunda da epilepsiye bağlı dedi. Ancak işte bir psikolojik destek almadık. Anlıyor musunuz? Bilemiyorum tabii. Yani bu bizim için de zor bir şey. Her cümlesi tedirgin. Her şeyi üstü kapalı anlatıyor gibi. Epilepsi yani sarı krizleri önemli bir hastalıktır. Kişi bilincini kaybeder. Saatlerce kızın başına neler geldi acaba? Ailenin bunları bilmemesi mümkün değil ama söylemiyor. Sizin için güvenilir biriymiş o zaman bu doktor yakınınız. Tabii tabii. Şey çok iyi bir doktordur. Her türlü sırrımızı emanet ederiz. Henüz sana güvenecek kadar yakın hissetmiyorum kendimi diyor. Önce sınayacak belli. Eşiniz o da sizinle aynı fikirde mi? Yani kızınızın psikolojik bir destek alması konusunda. Ben de söylemeyi unuttum ki. Aklım mı kaldı? Eşim şu anda iş seyahatinde, yurt dışında. Ama döndüğü zaman muhakkak o da görüşmek istiyor sizinle. O destek alma konusunda o benden daha istekli. Anladım. Tanışırız tabii, memnun olurum. Ama işte, yani gördüğünüz üzere asıl görüşmeniz gereken kişi Süveyda. O da aşağıda protesto halinde. Peki Asuman Hanım, son bir şey sormak istiyorum. Ne oldu da daha önce değil, şimdi geldiniz? Bilmem. Vakti şimdidir belki. Şimdi birlikte ineriz. Belki kısa süreliğine de olsa Süveyda'yı buraya gelmek için ikna edebilirim. İnşallah. Asuman Hanım, Süveyda adını kim koydu kızınıza? Dedesi. Buyurun.